Büyüklerimiz ne demiş? Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Gerçekten hani biz baharı beklerken, daha doğrusu takvim olarak da ilkbahara girmişken kara kış resmen geri döndü. Zaten arkamdaki manzarada da görüyorsunuz. Afyon, Isparta, Konya, Burdur karla kaplandı. Antalya ve Bodrum'da yağışlarla savaşıyor. Şiddetli yağmur var çünkü. Antalya'da özellikle bir minare, caminin minaresi devrildi. Müezzin ve ailesi, hani deyim yerindeyse, ölümden döndü. Allah kurtardı. Gidiyor mu abi? Ha? Sonucu azar rüzgar da vardı. Alçıpan tavan yani aşağıya göçtü yani. Baharı beklerken kara kış geri geldi. Çoğu kentte kar yağdı. Bazıları da yağmur ve fırtınayla mücadele etti. 4 saattir burada mahsuruz. Artık araçların yakıtı bitti, ısınamıyor. Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyu devam etti. Kent merkezi beyaza bürünürken araçlarda kara gömüldü. Abi kaldı 20. Gidiyor mu abi? Afyon-Antalya karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler yoğun kar yağış altında şehirler arası yolda mahsur kaldı. Saat 8 gibi falan yolda biz ilerleyemez olduk. Trafik durdu. Saat 8'den 12.30'a kadar biz burada mahsur bir şekilde bekliyoruz. Yaklaşık 2 saattir bekliyoruz. Yol ne zaman açılacağı da belli değil. Isparta'da da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Hem yayalar hem sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde bugün için okullar tatil edildi. Burdur'da da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Arabalarda trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. Belediyenin biraz daha karla mücadeleye önem vermesini istiyoruz. Askeriye köyünde karın ağırlığına dayanamayan bir ahırın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 10 büyükbaş hayvandan 8'i kurtarıldı ama ikisi telef oldu. Naylon köşeden keselim de oradan bir girecek bir alan oluşturalım ya. Konya'da ise kar yağışı 24 saat boyunca aralıksız devam etti. Metrekareye 53 kilogram yağış düşerken kar kalınlığı da 32 santimetreyi buldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 ilçede bugün okullar tatil edildi. Aralık ayından bu yana bayağı bir kar görüyoruz. Yoğun bir şekilde tabii ki. Antalya'da ise yağmur ve hortum vardı. Caddeler, sokaklar göle döndü. Araçlar yarıya kadar suya battı. Sonucu azar rüzgar da vardı. Alçıpan tavan yani aşağıya göçtü yani. Bir yolcu otobüsünün içi suyla doldu. Otobüsün içi su doldu. Dışarısı da aynı şekilde. Bir genç yarım metreyi bulan su birikintisine yarı çıplak girdi. Araçların arasında kulaç attı. Serik'te dün gece bir de hortum meydana geldi. Hortumun geliş anı bir güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Hortum o kadar kuvvetliydi ki bir caminin minaresi müezzinin eşi ve çocuğuyla birlikte yaşadığı lojmanın üzerine devrildi. Gece bir hortum geldi. Böyle acayip bir fırtına, acayip bir rüzgar minareyi devirdi. Müezzin arkadaşın evin üzerine düştü. Bizim evin yarısı gitti.